Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle this, this, that, those konusunu işleyeceğiz. İlk olarak this ile başlıyoruz. Arkadaşlar this cümleye bu anlamını katmakta ve ben this'i yakınımızda bulunan tekil yani bir tek varlığı ifade etmek için kullanıyorum. Peki burada Jack diye bir arkadaşımız var ve yanında masanın üzerinde bulunan bir elmayı görüyoruz. Ve Jack demek istiyor ki bu bir elma demek istiyor. Peki ben bu cümle içerisindeki boyu İngilizce'de nasıl ifade edeceğim? This ile neden? Çünkü elma Jack'in yakınında ve bir tane arkadaşlar. Peki ben burada this'imi koydum. This'ten sonra bir yardımcı fiil getireceğim. O da is olacak. Arkadaşlar this'ten sonra is yardımcı fiilini getiriyorum. Peki geriye ne kaldı? Bir elma diyeceğiz. Peki biz bir anlamını İngilizce'de ne ile sağlıyorduk? E veya en ile sağlıyorduk. Peki ikisi de bir anlamına gelmesine rağmen Aralarında bir farklılık vardı. Neydi o? Eğer benim ismim sessiz bir harf ile başlıyorsa ben sessiz bir harf ile başlıyorsa isimden önce e getiriyordum. Sesli bir harf ile başlıyorsa isimden önce en getiriyordum. Ben burada ne diyeceğim? Elma diyeceğim için ve apple a yani sesli bir harf ile başladığından dolayı this is an apple this is an apple diyerek bu bir Elma şeklinde cümlemi ifade etmiş olacağım. Altta su var. Su ise arkadaşlar yakınındaki bir arabayı ifade etmek istiyor. Ve diyecek ki bu bir araba diyecek arkadaşlar. Peki su'nun araba yakınında ve bir tane arkadaşlar. Ben burada bu bir araba demesi için ona ne kullanmasını tavsiye ediyorum? Diz kullanmasını tavsiye ediyorum. This'ten sonra yardımcı fiilini getirecek. Peki ne diyeceğiz? Araba diyeceğiz. Bir araba diyeceğiz. Karımı getirdim. Kar sesli bir harfle mi başlıyor arkadaşlar? Sessiz bir harf ile mi? Sessiz bir harf ile başladığından dolayı isminden önce e getiriyorum. Bir anlamını cümleye katıyorum. E sayesinde toparlayacak olursam this kar diyerek bu bir araba şeklinde cümlemi ifade ediyorum. Peki su demek istiyor ki bu benim arabam. Peki bunu nasıl ifade edeceğiz arkadaşlar? Burada ise yine dizimi getireceğim. Arkasından İzi getirdikten sonra benim anlamını hangi elik sıfatıyla katıyoruz arkadaşlar? My. This is my car diyerek bu benim arabam şeklinde su cümlesini ifade etmiş olacak. Peki arka sayfadan this ile devam ediyoruz. This arkadaşlar cümleye bunlar anlamını katmakta ve ben this arkadaşlar yakınımızda bulunan çoğul yani birden çok varlığı ifade etmek için kullanıyorum. Cümleye bunlar anlamını katıyor. İlk sayfada this için ne demiştik? yakınımızda bulunan tekiller için demiştik. Ama these arkadaşlar şu şekilde ifade ediliyor. Ama these yakınımıza bulunan birden çok yani çoğul varlıkları ifade etmek için kullanılıyor. Jack masanın üzerinde bulunan elmaları ifade etmek istiyor ve bunlar elmadır demek istiyor arkadaşlar. Peki bunu nasıl ifade edecek? Bunları ben nasıl ifade ediyorum? These ile ifade ediyorum arkadaşlar. Peki dizden sonra hangi yardımcı fiil gelecek? Is gelemez arkadaşlar. Çünkü burada bir çoğuluktan bahsediyoruz. O yüzden dizden sonra ar yardımcı fiilini getiriyorum. Tekilse is çoğulsa ar. Peki these are apples diyeceğiz. Niye? Çünkü s takısı getirdim. Niye? Peki çünkü ben burada arkadaşlar birden çok elmadan bahsettiğimden dolayı sadece Apple yazıp bırakmıyorum. Ayrıca S takımı getirmeyi unutmuyorum ve these are apples diyerek bunlar elmadır şeklinde cümlemi ifade ediyorum arkadaşlar. So ise iki tane arabayı ifade edecekmiş ve bunlar arabadır diyecekmiş arkadaşlar. Peki ben burada bunlar anlamını cümleye ne ile katıyorum? These ile katıyorum. dizimi these getirdim? These'den sonra hangi yardımcı fiili getiriyorum? Are. These are cars car yani arabaya S takısı getirmeyi unutmuyorum arkadaşlar çünkü neden birden çok arabadan bahsediyorum. Peki bunlar benim arabalarımdır. larımdır demek istiyorum. So, bunu nasıl ifade edeceğim? These are my cars şeklinde ifade edeceğim arkadaşlar. Peki arka sayfadan that ile devam ediyoruz. That cümleye şu anlamını katmakta arkadaşlar. Peki ben deti hangi durumlarda kullanıyorum? Ben deti cümleye şu anlamını katmak için kullanmanın yanında bir de şuna bakıyorum. Uzağımızda bulunan tekil yani bir tek varlığı ifade etmek için kullanıyorum arkadaşlar. Yani Jack burada uzağında masanın üzerinde bir elma var. Bakıyorum uzak evet uzakta artı tekilmiş bu. İşte ben bunu ifade etmek için arkadaşlar yani şu bir elmadır demek için burada ben that kullanacağım ve that, thatten sonra is marmı kullanacağım arkadaşlar? Tek bir cisimden bahsettiğim için is kullanacağım. That is an apple diyerek arkadaşlar şu bir elmadır şeklinde cümlemi ifade edeceğim. Şu so, şu bir arabadır demek istiyor. Şu bir arabadır demek istiyor arkadaşlar. Peki şuyu ben neyle katıyorum cümleye? That ile katıyorum. That is a car diyerek şu bir arabadır şeklinde su cümlesini ifade etmiş oluyor arkadaşlar. Peki şu benim arabamdır demek isteseydi ne olacaktı? That is my car diyerek şu benim arabamdır şeklinde cümlesini ifade edecektir arkadaşlar. Peki those ile devam ediyoruz. Those ise arkadaşlar cümleye şunlar anlamını katmakta. Ben dozu kullanabilmek için iki şart arıyorum arkadaşlar. Birincisi cisim uzak olacak. İkincisi ise cisimlerim benim çoğul olacak. Yani birden çok cisim olacak. Uzak kartı çoğul dedik. Ve burada Jack demek istiyor ki şunlar elmadır demek istiyor. Peki şunları ben hangi işaret zamiriyle sağlıyorum? Those. Şu şekilde ifade ediyoruz. Those. Peki those'u mu getirdim? Peki iz mi kullanacağım? Ar mı kullanacağım? Çoğuluktan bahsettiğimiz için are yardımcı fiilini kullanıyoruz. Those are apple. Evet orada dikkat ediyoruz. Çünkü birden çok elmadan bahsettiğimiz için apple ismine S takısı getirmeyi unutmuyoruz. Ve those are apples diyerek şunlar elmadır şeklinde cümlemizi ifade ediyoruz arkadaşlar. Sue ise burada diyecek ki şunlar arabadır. Diyecekmiş. Peki Şunları ben those ile salladım. Arkasından are yardımcı fiilini getirdikten sonra Car ismime S takısını ekledim. Ve Dawes R Cars diyerek şunlar arabadır şeklinde cümlemi ifade etmiş oldum arkadaşlar. Peki examples yani beraber yapacağımız örneklere geçelim arkadaşlar. Burada Jack var. Tamam. Uzağında da bir ev var arkadaşlar. Bakın ev var. Kaç tane var? Bir tane var. Yani tekil. Ve Mesafe olarak ne? Uzak. Ben bu durumda hangi işaret zamirini kullanıyordum arkadaşlar? That. Uzakta olacak ve tekil olacak. Burada that is a house diyerek ben ne diyeceğim arkadaşlar? Şu bir evdir şeklinde cümleme ifade edeceğim. That şu anlamını cümleye katmaktaydı. Peki, burada you yakınında olan birden çok varlıktan bahsetmek istiyor. Peki hemen inceliyorum arkadaşlar. Benim sunum bu yakınında art olarak çoğul. Peki ben bu durumda hangi işaret kullanıyordum? Those. Peki. Evet siz de dedim arkadaşlar. These kullanıyoruz. These. Dizimi getirdim. Arkasından ar yardımcı fiilini getirdikten sonra These are books diyerek bunlar kitaplardır şeklinde cümlemi ifade ettim. These are books diyerek arkadaşlar. Evet ne dedik? Yakın olacak çoğul olacak. Ben bu tür durumlarda ne kullanıyorum? These kullanıyorum. Doğuzu nerede kullanıyordum arkadaşlar? Uzakta ve çoğularda kullanıyordum. Arka sayfada zaten onu göreceğiz. Burada these kullanarak cümlemizi ifade ettik. Peki Jack yakınında olan tekil bir cisimden bahsetmek istiyor. Bakın yakın ve tekil. Hangi işaret zamirini kullanacak? dizi kullanacak. Ve this is a table diyerek arkadaşlar bu bir masadır şeklinde cümlesini ifade edecek. Su dağları ifade etmek istiyor. Dağlar uzakta arkadaşlar ve birden çok çoğul. İşte ben burada ne kullanacağım arkadaşlar? Hangi işaret zamirini? Those'u kullanacağım. Ben burada those are Dağ neydi arkadaşlar? Mountain S takısı getirmeyi unutmuyorum. Çünkü birden çok dağdan bahsediyorum. Those are mountains diyerek şunlar dağdır şeklinde cümlemi ifade ediyorum arkadaşlar. Şuraya şunu toplayalım. Ben dizi arkadaşlar hangi durumda kullanıyordum? Tekil artı yakın. Hem tekil olacak hem yakınında olacak. Deti uzak olacak. Ayrıca yine Tekil olacak. Şöyle çapraz yazdık. Niyeyse tamam. Evet sırada neyimiz var? This. Dizi arkadaşlar yakın olacak. Artı ne olacak da? Çoğul olacak da. Dozu ise uzak olacaktı. Artı çoğul olacaktı arkadaşlar. Evet anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yeni konu anlatımlarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki İngilizce konu anlatımında görüşmek üzere.